geçtiğimiz günlerde Hollanda'da bir bilim dergisinde Uygur ve Kazakların genetik bilgilerine ilişkin yayınlanan bir makalenin silinmesi, bilimsel araştırmalarda meslek etiği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. The Guardian'ın haberine göre bu yılın Haziran ayında Hollanda'daki Elsevier yayını International Frontier Science Genetics dergisinde 2019 yılında yayınlanan bilimsel bir makaleyi bilimsel araştırmalarda gerekli etik koşullar sağlanmadığı gerekçesiyle dergi bölümünden kaldırdı. Dergiden silinen makale Urumçi'deki 203 Uygur ve Kazak'tan kan ve tükürük örnekleri toplayan ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Thermo Fisher'ın ürettiği genetik sıralama teknolojisini test eden Çinli ve Danimarkalı araştırmacılar tarafından yazıldı. Makalenin başlığının Uygur ve Kazak halklarının kimlik özelliklerinin genetik analizi kullanılarak analizi olduğu biliniyor. Çin hükümetinin Uygurların genetik bilgilerini keyfi olarak toplamasına dikkat çeken uzmanlar, yukarıdaki araştırma makalesinde kullanılan kan örneklerinin zorla toplandığını, kan örneklerini alan kişilerin böyle bir araştırmaya gönüllü olarak katılmadıklarını düşünüyor. Geçen sene Doğu Türkistan'a giderek işgalci Çin'in bölgedeki Müslüman Türklere yönelik uyguladığı soykırımı inkar eden Sözde İslam İşbirliği Teşkilatı yine Uygurlara ihanet ederek soykırım suçlusu Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri 3 Ocak'ta İslam İşbirliği Teşkilatı ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüşmek üzere Komünist Parti'nin Sincan Bölgesel Komitesi'nin üst düzey yetkilisi İzzat Ahmet Can'ı kabul etti. İslam İşbirliği Teşkilatı ile işgalci Çin arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin tartışıldığı bu toplantı, Çin'in çoğunluğu Müslüman olan Doğu Türkistan'da devam eden sömürgeleştirme, soykırım ve işgal kampanyasının yoğunlaştığı bir döneminde gerçekleşti. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer Müslümanlara yönelik soykırımı tamamen görmezden gelmekte ve Çin Komünist Partisi'nin İslam'ı yasaklamasını, kriminalize etmesini ve cezalandırmasını keyfi bir şekilde desteklemektedir. Bir Çin Komünist Partisi yetkilisinin kutsal toprakları ziyaret etmesi ve ona soykırımı meşrulaştırma fırsatı vermesi iğrenç bir şey ifadelerini kullandı. Çin 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan şirketlerin yurt dışına yapacağı veri transferinde onay zorunluluğu getirdi. Şu ana kadarki başvuruların sadece 4'te 1'i onaylanırken uygulamanın ülkede yabancı ortakla iş yapan şirketleri zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Ülkenin internet uygulamalarını kontrol eden kurum olan Cyber Security, binlerce yerel ve uluslararası şirketin veri transfer başvurularını yasaya göre 57 iş günü içerisinde onaylamak zorunda olmasına rağmen beklemeye almış durumda. Elon Musk'ın Tesla şirketi Çin'e ihraç edilen 1,6 milyondan fazla elektrikli aracını geri çağırdı. Bildirimde otomatik direksiyon işlevi devreye girdiğinde sürücülerin kombine sürüş işlevini yanlış kullanabileceği ve bunun kaza riskini artırabileceği belirtildi. ABD yönetimi Kuzey Kore'yi Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları temin etmekle suçlayarak söz konusu füzelerden bazılarının Moskova tarafından Ukrayna'ya fırlatıldığını iddia etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ülkesinin bu gelişmeyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getireceğini söyleyerek Amerika'nın onaylarını açıkladı.